İnternet nedir? The internet is like a popular thing. Some satellites up there. I pictured my head with like waves of internet going to the phone. Somebody told me a cloud once. The internet is a lot like plumbing. It's always moving. Çoğu insanın internetin nereden geldiğine dair bir fikri yok. Önemli de değil zaten, yani buna gerek yok. Bu tükenmez kalemi kimin icat ettiğini sormak gibi veya rezervuarlı tuvaleti yahut fermuarı kimin icat ettiğini sormak gibi. Bu aletleri her gün kullanıyoruz ama vakti zamanında birinin bunları icat ettiğini düşünmüyoruz. İnternet de böyle. Uzun yıllar önce 1970'lerin başında ortağım Bob Kahn'la şimdi internet dediğimiz şeyin tasarımı üzerine çalışmaya başladık. Bu aslında ARPANET denen başka bir çalışmanın sonucuydu. ARPANET yani Gelişmiş Araştırma Projeleri Birimi Ağı. ABD Savunma Bakanlığı'nın bir araştırma projesiydi. Paul Barron olası bir nükleer saldırıda ayakta kalabilecek bir iletişim sistemi kurmaya çalışıyordu. Mesajları bloklara ayırarak örgü ağ yoluyla mümkün olan her yöne en hızlı biçimde göndermeyi düşünüyordu. Nihayetinde ülke çapında deneysel bir paket ağ inşa ettik ve işe yaradı. İnternetten sorumlu olan biri var mı? The government controls it. Elves, obviously elves. The people who control the Wi-Fi, because then no Wi-Fi, no internet. T-Mobile, Xfinity. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Dürüst bir cevap vereceksek hiç kimse. Ama belki de diğer cevap herkes. Gerçek cevapsa internetin sayıları inanılmaz derecede çok olan ve bağımsız işletilen ağlardan oluştuğu. Sistem hakkında ilginç olan şey ise tamamıyla dağıtık olması. Paketlerin nasıl yönlendirildiğine, ağ parçalarının nereye inşa edileceğine, hatta kimin kimle iletişime geçeceğine karar veren bir merkezi kontrol mekanizması yok. Tüm bunlar operatörler tarafından bağımsız olarak verilen iş kararları. Tümü ağın her bir parçasının uçtan uca bağlantısallığını taahhüt etmeye odaklanıyor. Çünkü ağın faydası herhangi bir cihazın başka bir cihazla iletişim kurabilmesidir. Tıpkı dünyanın herhangi bir yerindeki telefonu arayabilmeniz gibi. Daha önce buna benzer bir şey yapılmadı. Sizin bilginizin bir başkasına veya bir başkasının bilgisinin size faydalı olabileceği fikri, bilgi paylaşımı için çok güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bilim de zaten böyle bir şeydir. İnsanlar bilgileri paylaşır. Bu, insanların yeni uygulamalar düşünmesi için bir fırsat. Bunları telefonlar için uygun olan uygulamalar olarak programlayabilirsiniz. Belki de henüz ağ erişimi olmayan insanlara ulaştırmak için ağ altyapısının devamlı büyümesinin bir parçası olursunuz veya yalnızca günlük işlerinizde kullanırsınız. İnternetle iletişimde bulunmaktan kaçamazsınız. O halde onu neden öğrenip kullanmayasınız ki?